Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. 280 lemalar. 28. lemanın 28. nüktesi. Bismillahirrahmanirrahim. La yesemeune ilel melâul âlâ ve yukzefûne min kulli cânib duhûren ve lehum azâbun vâsib ilâ men khatifete khatifete fe etbehu şehâbun thâkib ve lekad zeynne semâ addünya bimasâbiha ve ceennehe rucumen li şeyatîn. Sadakallahul azîm. Hoca izdim okudum. La yesmeûne ilel melâin âlâ ve yukzefûne min kulli cânib duruhum ve lehum azâbun vâsib illâ men khatifet khatifet illâ men khatifet khatifet fe etbehu şihâbun sâkib ve lekad zeyyenne semâ d-dünyâ bimasâbiha ve cennâhe rucûmen lişeyâtîn. Sadak olmam lazım. Kaçıncı sure? 8. Oku. Onlar yüce meclise kulak değiremezler ve her taraftan ateşe maruz kalırlar. Kovulurlar ve onlar için daimi bir azap vardır. Meğer o meclisten bir söz kapan olursa peşini delici bir alev takip eder. Şimdi ne oku dedim biliyor musun? Bu var ya bu. Cinlere öyle tesirli bir ayet ki 7 defa okunursa bu ve öflenirse. Evet. Onlar yüce meclise kulak dayayamazlar. Bu da diyor ki onlar da mele alayı dinlemezler diyor. Tamam dinleyemezler, dayamazlar. Yani ifade. Bu hele illa men khatifaten khatifaten khatifate fe etbehu şihabun thakib. Bu var ya bu. Bu komplesi tabi. Bu 37'ye 8 10 bir de 67'ye 5. Son ayet de 67. sünün 5. ayet. Niye duruyorum biliyor musunuz? Ehli, o benim hocam var ya reisi kura. O bunlar için, bu şey için diyor ki 7 defa hastaya okunsa ben bunu çok kendime şey yapıyorum, okuyorum. Onun için duhuruma, çabuk çabuk hızlı okuma, ondan alışkanlık geldi. Çok okuduğum için bunu çok okuyorum. 4 tane ayeti değil mi? Ha, bunu. 4 tane ayeti başlıyor. Evet. Yani bu çok acayip bir şey. Zaten ustad da koymuş. Çok tesirli ama. Bu mevzunun içinden anlayacaksınız ki bu ayet çok tesirli yani. Gibi ayetlerin mühim bir nüktesi, ehli dalaletin bir tenkidi münasebetiyle beyan edilecek şöyle ki, görüyor musun? Bak çok antika yani. Mevzuya baktığın zaman, hakikaten öyle bir ayet olduğu anlaşılıyor. Cin ve şeytanın casusları. Cin ve şeytanın casusları. İkisi ayrıdır. Yani cinle şeytanı birbirine karıştırıyorlar. Şeytanın bir kere mantığı şudur. Muzakere ya. Şeytanın Müslümanı var mıdır? Yok. Cinlerin? Var. Sen nerede doğdun? Oradasın. Sen nerede doğdun? Orada. Sen Van'da, Ağrı'da, şurada, burada. Oralıyım diyoruz. Cinler de öyle. Orada doğduysa oralı. Yahudisi var, Lazı var, Çerkezi var, dinsizi var, dindarı var, Hristiyanı var, Seytimunlu var vesaire. Nerede bulunuyorsa oralı. Şeytan öyle değil. Şeytan okyanuslardadır. Cinlerin farklı bir özelliği var. Aynı bizim gibi imtihana tabidirler. Cin ve şeytanın casusları semavat haberlerine kulak hırsızlığı yapıp gaybi haberleri getirerek
kahinler ve maddiyunlar ve bazı ispiritizmacılar gibi gaybden haber vermelerini, nuzulu vahyin bidayetinde vahye bir şüphe getirmemek için onların o daimi casusluğu, o zaman daha ziyade şahaplarla recm ve men edildiğine dair olan mezkur ayetler münasebetiyle gayet mühim üç başlı bir sual muhtasar bir cevabıdır. Gayet mühim üç başlı bir suale muhtasar bir cevaptır. Yani soru aslında cevap gibi olacak. Soru aşağıda. Üç tane ayrı. Mesela ben size şey yapayım. Eğer buna girmeden soruyu okuyayım. Üç başlı deyince üç tane ayırayım bak. Bir. Üç başlı. Şu gibi ayetlerden anlaşılıyor ki cüz'i ve bazen şahsi bir hadise-i gaybiyeyi de haber almak için gayet uzak bir mesafe olan semavat memleketine, şu semavat memleketi, bu semai dünya değil ile memleketine casus şeytanların sokulması ve o çok geniş memleketin her tarafında o cüz'i hadisenin bahsi varmış gibi hangi şeytan olsa, hangi yere sokulsa yarım yamalak o haberi işitecek, getirecek diye bir manayı akıl ve hikmet kabul etmiyor. Bu birinci sual. Tamam. Şimdi buna iki deyin. Heme, hemin başına. Kuşun kalemle. İki. Sonra bir daha okurken neydi diye zorlanmazsınız. İki. Hem nasıl ayetle semavatın üstünde bulunan cennetin meyvelerini bazı ehli risalet ve ehli keramet yakın bir yerden alır gibi alıyormuş. Bazen yakından cenneti temaşa ediyormuş diye nihayet uzaklık, nihayet yakınlık içinde bir meseledir ki bu asın aklına sığmaz. Bu da iki. Üç, hem cüz'i bir şahsın, cüz'i bir ahvali, külli ve geniş olan semavat memleketindeki meyle-i âlânın medar-ı bahsi olması gayet hakimane olan tedvir-i kainatın hikmetine muvafık gelmiyor. Halbuki bu üç meselede hakaik İslamiyeden sayılıyor. Evet. Soru anlaşıldı mı? Anlaşılmadı tabii. Birinci soruyu bir de okuyayım. Şu gibi ayetlerde anlaşılıyor ki cüz'ü ve bazen şahsi bir hadise-i gaybiye, yani senin basit bir hareket, mesela Fatih yok burada, Fatih kayıp, çocuk kayıp, çocuk nerede? Cüz'ü bir hadise, bütün kainatın kuruluşuna göre veya Fatih'in başı niye ağrıyor? Orada medar-ı bahsi olur mu bu Fatih'in başı ağrması? Oluyormuş demek ki bak. Bazen şahsi bir hadise-i gaybiye. Yani seni çözemedin, senin ahvalin. Onlara dair haber almak için gayet uzak bir mesafe olan semavat memleketine casus şeytanların sokulması. Yani soru öyle işte gelecek. Semavat memleketine sokuluyor, sokulması ve çok geniş memleketin her tarafında o cüz'i hadisenin bahsi varmış gibi. Hangi şeytan? Çünkü şeytanlar çeşit çeşittir. Herkesin şeytanı da farklıdır. Ondan sonra evet, kadınsa kadına uygun, erkekse erkeğe uygun, o yöreye uygun, orayı iyi bilen, senin zaaflarını bilen, seninle doğmuş. Bak her tane ne diyor mesela olan memleketinde? O çenli memlekette o cüz-i hadisenin her tarafta şeytan sokulması, o çok geniş memleketin her tarafında o cüz-i hadisenin bahsi varmış gibi hangi şeytan olsa, hangi yere sokulsa yarım yamalak o haberi işitecek, getirecek diye
bir manayı akıl ve hikmet kabul etmiyor. Bu. Hangi şeytan olsa diye ona ait bir yerim var. Mektubat 352'de. Bu şey meselesi var ya, her ölünün ruhunu Azrail aleyhisselam mı bizzat kabzediyor yoksa avaneleri mi kabzediyor? Bu hususta üç meslek var. Bunun ikinci mesleği buna benziyor. Okuyayım onu. İkinci meslek odur ki Hazreti Cebrail, Mikail, Azrail gibi melaike-i izam birer nazir-i umumi hükmünde kendi nevilerinden ve kendilerine benzer küçük tarzlarda avaneleri vardır. Ve o muavinler enva mahlukata göre ayrı ayrıdırlar. Süleyha'nın haşiye bir, bizde Seyda lakabıyla meşhur bir veli-i azim sekerattayken ervah-ı evliyanın kabzına müekkel melekül meft gelmiş. Seyda bağırarak demiş ki yatakta, ben talebi-i ulumu çok sevdiğim için talebi-i ulumun kabz-ı ervana müekkel mahsus taife ruhumu kabzetsin diye dergah-ı ilahi rica etmiş. Yanında oturanlar bu vakaya şahit olmuşlar. Ervahını, bak Süleyha'nın ervanı kabzeden başkadır. Ehl-i şekavetin ervanı kabzedinle başkadır. Ondan sonra nasıl ki ve naziyati garkan ve naşitati neşta, ayet işaret ediyor ki kabzı erva eden taife taifedir. Bu meleğe göre Hazreti Musa aleyhisselam Hazreti Azrail aleyhisselama değil belki Azrail'in bir avanesinin misali cesedine, fıtrı celaletine ve hulku celadetine ve Cenab-ı Hakk'ın yanında nazdar olmasına binaen ona bir tokat aşk etmek gayet makuldur. Haşiye, hatta memleketimizde gayet cesur bir adam sekerat vaktinde melekül mefti görmüş. Demiş, beni yatak içinde yakalıyorsun. Kalkmış, atına binmiş, kılıncın elini almış, ona meydan okumuş. Merdane at üstüne vefat etmiş. Şimdi burada ne anlatmak için yaptık? Yani kanun bir silsiledir, efal onunla bağlı. Melekler böyle olursa, şeytanların da bu kanuna tabi, hangi şeytan olursa, yani ikinci mesleğe göre şeytanlar temessül değil de ayrı ayrıdır. Avaneleri var. Ustad da diyor, benim diyor şeytanımı nefsimi susturan, şeytanımı ne yapan diyor. Hatırladınız mı? Rızık meselesindeydi değil mi? Yani okuyalım. Ondan sonra 20 mektubatta mıydı? 21. mektup muydu? Hatırlamadınız mı? Ey gidi uşaklar! Niye hatırlamadınız? He? Evet diyor ama. Ondan sonra hatta kasem ederim ki şu hakikat gayet katidir. Hatta nefis ve şeytanım dahi buna karşı teslim olmuşlar. Şeytanım, nefsim ve şeytanım iki ayrı birim. Şeyde de şey var abi, bu 21. mektupta bir ifade var. Ne var? Nefsimin inadını kıran ve şeytanımı susturan bir hakikat. Evet, aynı yerdeyim. Öyle mi? Kaç, 260 mı? 260. Oradayım. Tamam. Şimdi bak, onun cümle dur. O nerede? Aynı sayfadayız da. Çocuk, kaseme derim ki, karşı teslim olmuşlar. Nefsi, aynı devam bak. Hatta nefis ve şeytanım dahi buna karşı teslim olmuşlar. Nefsimin inadını kıran, şeytanımı susturan bir hakikat sana kanaat vermeli. Aynı, işte burayı. Demek ki nefis ve şeytanım dediğine göre herkes de ayrıdır. Tabii ki ayrı olacak ya, ben kabul edemiyorum aynı şeyleri.
Şimdi adam benle uğraşacak, seninle uğraşacak, onunla uğraşacak, tak 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 tak. Yani öyle değil de tabii güneş gibi bir anda her yerde. Bu meslek de doğru ama o ikinci meslek benim kafama daha çok yatıyor. Çünkü Allah gani mutlaktır. Herkese ayrı olsun. Yani şeyin ehli dalaletin şeytanı gelip de benimle niye uğraşsın? Gitsin onunla uğraşsın diye kabul edemediğim için söyledim. Şimdi neyse bunun cevabını okuyalım. Üç başlığı anladın değil mi Mehmet? Tamam. El cevap 15. söz namındaki bir risalede 7 basamak namında 7 kati mukaddeme ile وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَسَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُمًا لِشَيَاطِينَ ayetinin ifade ettiği yıldızlarla şeytan casuslarının semaattan ref ve tardı. Öyle bir surette ispat edilmiş ki en muanit maddiyunu dahi ikna eder, susturur ve kabul ettirir. Bunu hulasa olarak nasıl şey yaparsınız 15. mektuptan atıf yaparak böyle açmadan orayı? Yani bir de ne şunu? Şeytanlar, melekler şeytanları tard etmesine alamet nedir? Evet. Yıldızların kayması, meteor şeylerine göre, insanlara göre yıldız kayması. Dindeki tabir manası nedir onun yorumu? Recm-i şeytan. Yani casus şeytan ve cinler, sema memleketinde karakollar var. Oralar hep örülmüş. Hiçbir yerde boşluk yok. O lef-i mah ve ispattan sonra vücuda geliyor ya, karakollar var mesela diyelim ki. Ankara Emniyet İçişleri Bakanlığı var ama her yerde bir karakolu var. Yani Emniyet İçişleri Bakanlığı oradayken buradaki en ufak hadiseyi biliyor. Yürüyüş olmuş, bilmem ne yapmış, adam bıçaklanmış vesaire. Hepsini nereden biliyor? Karakollar vasıtasıyla. Karakollar var. Oralara gelince oranın nöbetçileri var. O hani bazen gece semaya bakınca böyle yıldız gidiyor ya. O ben bak bazen denk geliyor böyle tesbih ederken, Kur'an okurken gece camdan. Gidiyor böyle. Ondan sonra mübarek gecelerde daha çok oluyor. Gecesine kadar gecesi 21. gece çok olmuş tabii bu arada. Evet. Çok acayip. Mesela bu şeyde 25. gece galiba. 25. gece Kadir gecesi. 27. gece de Kadir gecesi. 25. gecede benim başıma geldi. Bayağı gördüm yani. Bir imam ismi okuyor da 5-6 defa şey yakalamış abi 25'i. Evet. Şimdi onu kovmak için kullandıkları mancınık var böyle hani tak. İşte o da yıldız. Demek ki yıldız kayması bunu oraya atıf yapıyor. Saniye. Bunu biliniyor tabii. Bu uzak zannedilen o 3 hakikat-ı İslamiye'yi kısa zihinlere yakınlaştırmak için. Niye kısa biliyor musunuz? Bizim zihnimiz bakın, elime bakın. 7 mertebe var ya dimağda. Tahayyül, tasavvur, taakkul. Adam bunu mutlak ölçü yapmış. Mutlak ölçü yapınca bununla bilinecek ve sahaları olan yerlerden hiç haberi yok. Mantığı bu. Benim aklıma göre diyor, bana göre diyor. Niçin yanlış biliyor musunuz? Aklına göre akıl olsa bile, malzemesi doğru olsa bile, yetişmiş olsa bile, üniversite diplomasında lise, ortaokul, ilkokul var. Ama bir daha uzmanlık bir şeyi yok, diploması yok. Veya lise diplomasında, üniversite diploması içinde yok ama ortaokul var. Yani aklın hakimiyeti bu iki sahadadır. Tahayyülde, tasavvurdadır. Yani bu akıl izana, iltizama, itikada hatta vicdana geçip de oradakilerden haberi yoktur. O zaman benim aklıma dediği ne kadar mantıksız oluyor, ne kadar batıl oluyor. Çünkü din sırf buraya bu 3 makama hitap etmiyor. Anlıyor musunuz bu? Bu mantığı olayları yorumlarken veya birisiyle muhatap olduğunuz zaman veya kitap okurken
bu malzemeleri kullanmanız lazım. Nedir bak, benim aklıma göre dediğine göre hemen adama tak diye şablonu koyacaksın. Adam üçüncü mertebede. Tahayyül, tahayyül, tasavvur, taakul. Adam burada. Hani doğru bir akıl olsa bile, doğru malzemesi olsa bile, doğru yöntemleri kullansa bile, bunun açısı şu. Bunun üzerine izan var, iltizam var, itikat var, taakul, tasdik var tasdik. İzan var, iltizam var, itikat var. Sonra indi vicdana. Yani sonra indi kalp, ruha, kalbe. Ne olacak peki? Oralar zaten akıl ayağı yok yani. Zaten kanadı yoktu. Aklın ayağı var, kanadı yok. Nasıl uçacak? Tahayyül ve tasavvur akla yardımcı mıdır? Mesela yardımcı. Yani akıl üniversite ise, üniversite diploması ise ilkokul ortak diploması geliyor. Yani onun içindeki bir birim değil o. Ayrı bir birim. Yani o farklı, şöyle diyelim. Üniversite diploması varsa adamın efendim aynı zamanda iş adamıdır. Yani ekonomisi iyi, yani fabrikası var. O bilim, makine mühendisliğini orada uyguluyor diyelim. Ayrı bir birim. Yani onun içinde değil o. Yani ondan üstündür. Ona bloke edebiliyor. Anlıyor musunuz bunu? Yani dolayısıyla adam aklıma göre, bana göre ne kadar yanlış. Yani din dediği için değil, kafanıza yatsın diye çok üç defa tekrar ediyorum. Çünkü akıl bu mertebelerden hiç haberi yok. O zaman din hükmettiği zaman bu bütünlük içinde bütünlüğü nazara alıyor. Ve insana hükmettiği zaman sırf dünyayı nazara almıyor. Kim? Bedensel ve dünyevi şartları nazara almıyor hükmettiği zaman. Bunu da nazara alıyor. Ruhsal boyutunu alıyor. Ahiretteki yapısı. Mesela adam niye kanser oldu? Doğru, buraya göre mantıksız yani. Olmaması lazım. Ama onun ne demek olduğunu, niye bu ateşli hastalık verip neyi yaptığını orada görünce diyeceğiz ki ha. Bu uzak zannedilen üç hakikat İslamiyeyi kısa zihinlere yakınlaştırmak için bir temsil ile işaret edeceğiz. Mesela bu ders bir günde bitmez ha. Mesela bir hükümetin daire-i askeriyesi memleketin şarkında ve daire-i adliyesi garbında, askeriyesi bak, bir hükümetin daire-i askeriyesi memleketin şarkında, askeriye şarkta, adliyesi batıda. Çok ilginçtir. Daire-i marifi, milli eğitimi şimalde. Daire-i ilmiyesi cenupta. Daire-i mülkiyesi ortasında bulunsa. Ne anlıyorsunuz bu sıralamada? Hiç düşündünüz mü? Doğu asker, batı adalet, güney ilim, kuzey neydi? Marif, eğitim. Hani marif, milli eğitim, eğitim. Güneyde ilim. Tamam, güneyi anladık. İlim oradan gelmiş. Arabistan'dan. Kuzeyi anladık. Rus, komünistik, milli eğitimle şey yapar. Batıyı anladık. Batı adalet dediğimiz kavram, muvazene ve muhakeme ile karşılık koyacaksın. Doğu'yu anladık. Doğu deyince bu Van falan değil. Hani Çin, Moğol, oralar yani. Onlar yamyamdır, laftan anlamaz, yumruktan anlar. Yani çapulcu takımları tarihçi boyunca hep oralardan, o taraflardan olmuş. Çok ilginç yani. Veya başka şeyi düşünün yani. Niye bu sıralama olmuş? Ama tabii ki bu ilhame yazıldığı için bunda mutlaka çok hikmetler vardır. Cenubunla daire-i mülkesi ortasında bulunsa, telsiz telefon,
telgrafla gayet muntazam bir surette her daire alakadar olduğu vaziyetleri görse, haber alsa, adeta umum o memleket adli dairesi olduğu gibi askeri dairesidir ve mülke dairesi olduğu gibi ilmiye dairesi oluyor. Yani latif nüktelerde de geçiyor. O kadar kudret hakim ki ilme, sanki ilim dairesi kudret olmuş, kudret dairesi ilim olmuş. Yani bu birimler adliye, askeriye, marif, ilim, yani eğitim. Eğitim kuzey, mesela eğitim yetmiyor. Talimle terbiye deniliyor ya, ilimde talim var, şey, üniversitelerde talim var, terbiye olmadığı için adam terörist oluyor. Yani eğitim, talim kuzey, terbiye güney, ilim. O kadar bütün ki, anlıyor musunuz bak? O kadar bütün ki birbirlerine o kadar uyumlu, birbirinden o kadar haberdar ki sanki batıdaki adliye askeriye dairesi olmuş. Askeriye. Mesela yurt dışında buna çok güzel bir misal. Yurt dışında şey var, konsolosluk var. Ben orada da vazife yaptığım için. Din ateşesi var. Askeri ateşe var. Eğitim ateşesi var. Yani küçük bir devlet orada. Eğitim var. Din var. Askeriye var. Sosyal yapılanma var. Yani ateşe, yani bölüm bölümdür o. Konsolosluk. Yani o kadar bir bütünlük içinde ki sanki adliye askeriye dairesi olmuş. Hem mesela şimdi bunu şeyde kullanacak, hakikatta kullanacak. Hem mesela mutadid devletler, ayrı ayrı payitahtları bulunan hükümetlerin, yani konsolosluklar var ya, bazen oluyor ki müstemlekat cihetiyle, bazen sömürme veya imtiyazat haysiyetiyle veya ticaret münasebetiyle bir tek memlekette ayrı ayrı hakimiyetleri bulunur. Adam. Kimisi sömürge yapmış, kimisi bağlamış, kimisi borç da bitirmiş orada, kendi adına çalışıyor vesaire. Raiyet ve millet bir olduğu halde her bir hükümet kendi imtiyazı cihetiyle, raiyetiyle münasebettardır. Birbirinden çok uzak o hükümetlerin muamelatı birbirine temas ediyor. Her hanede birbirine yakınlaşıyor ve her adamda iştirakleri oluyor. Cüzi meseleleri temas noktalarındaki cüzi bir dairede görülür. Mesela diyelim ki koca Türkiye Cumhuriyeti Devleti Almanya'daki bir ailenin aile sorununu uğraşır mı yani, koca bir devlet? Nasıl haber olacak? Ne yapmış orada? Bir devlet kurmuş Almanya'da. Konsolosluk. Aile işiyle alakalı ateşi var. Mesela bir adamın sorusu var, fıkıh bir sorusu var yani, dini veya camide. Ya camide şu tabela buraya konulur mu? Oldu da benim başıma. Ondan sonra öyle bir cami ki Deccal'ı caminin dışında içeriye koyalım, konuların kavgaları olmuş. Yani caminin dışına koymuşlar işte Deccal'ın. Öyle bir zalim bir ateşi vardı bu hükümetlerden önce. Yok ya, resim işte. Ondan sonra caminin içi değil de şey. İlla bir tanesi de çıkmış, ayakkabıla bunu asalım. Ötekiler de şey yapmış. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti haberi olmaz. Bak basit. Ama haberi var. En ufak şeyi, sizin bir münakaşanızı, bu tabela buraya asılır mı asılmaz? Veya dini bir ihtiyacı var. Efendim kurban, hayvan kesildikten sonra parası verilir mi? Kiloyu tartacaksın, verilir mi? Bir küçük bir hadise. Koca Türkiye Devleti de ne yapmış? Bir devlet kurmuş. Konsolosluk namı altında, ismi bu. Din ateşesi, askeri ateşe koymuş. O çözüyor. Dolayısıyla onlar vasıtasıyla her hafta, ben bildiğim için, her hafta, her 15 günde, her ayda olayın derecesine göre çok mühimse aniden hemen Türkiye'ye bildiriliyor. Olduğu anda, o anda. O anda olduğu anda düğmeye basıyor, aynen bildiriliyor.
Hemen geçiyor buraya. Yani dersin ki Allah Allah, küçük bir hadise, küçük bir hadise, istatistik yapılıyor mesela. Ya siz ne dersiniz diyor bu konuda. Hemen tak diye burada sayaca giriyor. Küçük bir hadise mesela. Hollanda'da ve geçen işte Yunanistan'da olmuş. Bir uzatmıyorum yani, otursun alemimizde. Efendim şey olsun mu olmasın mı başörtü falan. Oranın bir meselesi. Ama Türkiye'deki herkes, internet kullanıcılar pat diye girmiş. Onaylayan, reddeden, bilmem ne yapan. Yani küçük. Demek ki bu medeniyet hazıra bir köy durumuna getirmiş. Sema tabakaları burası gibi de değil. Daha bir içine girmiş. Yani buz ama su. Ama zahirde ne kadar fark var. Ama yani aynıdır, gayr de değil. Ne aynıdır ne gayrdir. Bu sudur, değildir. Değil de değildir. H2O'dur. Enerjidir, esirdir. Madde hayattır, aynı hayattır. Akıl cevheridir, ruh cevheridir, Nur-u Muhammed'idir. Esmadır. Dikkat ederseniz aynı yerdeyim. Hepsi doğrudur, aynı yerdedir. Hiçbirisi de birbirinin hükmünü icra kapatmıyor, örtmüyor. İşte gayb daha acayip. Veya çekirdeğin içine ağacın bütünlüğü var, meyvesi, kokusu, tadı, kütüğü. Hepsi. Alemi gayb böyledir. Yani mesela bir ağacın bir yaprağı diyelim ki, bu yaprağın en cüzidir hali bile çekirdeğin içinde var. Kesinlikle. Kesinlikle. Hatta ne zaman düşeceği, neresi yamulacağı. Hepsi aynı anda, aynı yerde. Aynı yerde, hiçbir yerde değil gibi. Yani birbirini üstünü örtmüyor. Yani ustad ne güzel demiş tabiat esasen. Bir beyaz kağıda kalemde bir nokta koy. Hiç kaldırma. Yani hiç yerde şimdi aynı yere nokta koysa karışacağı. İşte nokta gibi olan çekirdeğin içindeki aynı yerde meyvenin, tadının, şeyinin vesaire olup niye karışmıyor diyor. Yani bu alemi gayb o kadar acayip ki. Ben şey için söyleyeceğim böyle mi? Vallahi siz benim için ne kadar kesinse, yani inanç ve itikadım kabul değil. Ne kadar benim fikrim demiyorum. Hissiyatım noktasında ervahlar var ya böyle. Onlar da sizin kadar benim fikir demiyorum. Hissiyat noktasında aynı aman eşit. O kadar burası dolu olduğuna öyle bir hissiyatım var. Yani boşluk yok. Birbirine girmiş. Neye benziyor? Nasıl oluyor burada? Buzun içinde su var ya. Şimdi konsolosluk, kapıyı açmaya gittin de. Konsolosluk paytahttır. Yani bir küçük bir devlettir. Yani oraya koruyor. Oradaki 3,5 milyon Türk var. 3,5 milyonun bir şeyi var. Ekonomi derdi var. Aile bir geçimisi var, psikolojisi var, din ihtiyacı var, askeri şeyi var, askeri geçecek ve askerlik bir şeyle alakalıdır veya askeri anlaşmalar var devletin. Yani her küçük bir konsolosluk ama bir küçük devlet. Geçen beni çağırmışlardı işte. Panikle alakalı, demek ki siteleri takip ediyorlar. Panik ve panik atak ikisi de. Bununla alakalı din çerçevesinde, din eksenli 15 dakika sunum yapar mısınız? Yani bu din ateşisi yapıyor. Hani aynı bunun gibi de karakollarda o bütün alemler var. İnsanda bütün alemler olduğu gibi, çekirdekte bütün alemler olduğu gibi, çekirdeğin kokusu, tadı ve meyvenin. Hani semada, bu sema dediğini zannetmeyin böyle. Semaya dünyada dahi. Hepsi, bir anda hepsi var. Yani arşa gidip de meyve koparmak için böyle böyle saçlar havada uçuyor falan, bir hayal ediyorsunuz bana. Kuş gibi oturduk arşa, ver bir meyve. Öyle değil yani. Burada yani hepsi. Her şey her yerde var. Bir daha söylüyorum. Her şey her yerde var. Ben şu anda her yerdeyim. Hiçbir yerde değilim. Tövbe estağfurullah, ne diyorsun? Bak. Bir şeyi meydana getiren, şunu meydana getiren esma burada azami tecelli ettiği için bu var burada. Ama bunu meydana getiren esma her yerde tecelli etmiyor. Ama zuhurat olarak ifade edilmiyor ama her yerde var. Kanuniyet itibariyle. Esma burada var, burada yok. Mesela basar esması burada gözüküyor, burada yok.
Her şey her yerde var. Ne güzel demiş. Bir misal vereyim usta. Şimdi ay yok mu şimdi? Semada yıldızlar var mı yok mu? Var. Niye gözükmüyor? Güneş bastırıyor. Bastırıyor. Aferin. Güneş bastırmış, örttü değil mi? Ama örttü diye yok olmadı ki. Yani hangi esma galipse onun hakimiyeti oluyor. Hani 32. sözde ikide bir soruyorlar. İşte veya 20 mektubatta da var işte. Rahim burcunda, Rahim ismi şefkat burcunda. Yani manasında diye bu işte. Yani şu anda hepsi var ama güneş onu örtmüş. Şu anda alemler, bütün alem hepsi her yerde var. Çünkü alemi meydana getiren, tırnağımı meydana getiren esma orada yoktur. Şurada yoktur. O zaman nakısiyet oldu. Beni meydana getiren esma her yerde var. Benim hakikatımdır o. Ama ben demiyorum işte. O benim demiyorum, hakikatımdır diyorum. Benim hakikatım her yerde var. Sudaki, buzdaki, haşikyodaki esmalar da ayrı değil mi abi? Evet. Aynı onun gibi. O da her yerde. Şimdi bu çok şey yapıyoruz çünkü bu temel bir şey. Anlayışa oturmamız lazım. İştirakı. Cüzi meseleleri, temas noktalarındaki cüzi bir dairede görülür. Mesela Almanya'daki adamın kurban, hayvan kurban olarak alınacak hayvan kestikten sonra et tartılıp kurban olur mu? Bunu cüzi bir mesele. Nerede görülüyor? Orada. Orada görülüyor. El cevap, bu arada gündelik mesele olduğu için olmaz. Kasaptan et almak gibi oluyor. Çünkü akit tamamlanmamıştır. Çünkü kesilen hayvan kimindir? Bak hayvan kesildikten sonra diyeceksin bu mevzuyla ne alakası var? Yani bazı misaller veriyorum ki böyle dengesi diyorlardır bazıları ama bazı şeyleri böyle gündelik ve böyle insanın ibadetine taalluk eden, ibadetini iptal eden bir şeyleri kafamda şey olduğu için konuşurken veya ders yaparken soruları izah ederken veya ona yönelik cevap şey misallendiriyorum ki bu da çözülsün. Şimdi adam kurbanı kesecek adam daha satın almadı. Ne zaman? Ne kadar adama soruyorum kurban kesen adam. Senin mi benim? Kaça aldın daha belli değil. Ne zaman belli olacak? Kesildikten ve tartıldıktan sonra. O zaman parasını vereceğim. Yani o zaman param belli olacak. O zaman senin kurban değil. Senin daha para belli, fiyat belli değil. Satın almamışsın ki. O zaman kasaptan et almış gibi oldu. Gördün mü? Adamların kurbanı iptal ediyor. Ha şimdi bunu ne yapıyorlar? Orada sordular da ben Almanya'dan geldim ya kaç gün oldu. Hocam bu olur mu? Olmaz kardeş. Hani, tamam. Akit olması için alan belli, veren belli, hacim belli, kütle belli, miktar belli, cins belli. Vakit belli, zemin belli. 6 tane madde olacak. Tak, benim. Kaça aldın kardeşim? 15 liraya aldım. Diyebiliyor musun? Yok. Ne zaman belli olacak fiyat? Kesildikten sonra. O zaman satan adamın adına kesildi. Kan kimin adına aktı? Kan aktı. Kan aktı. Ondan sonra fiyat o belirlenmez. O denilir ki kan ne kimin adına aktı o zaman? Kar zararına şey oluyor. Kar zarar etmeyen bir şey oluyor. Şimdi neyse. Tamam bu kadar soruya cevap. Yoksa her cüzi bir mesele daire-i küllede alınmıyor. Yani bu Ankara Diyanet İşleri'nde olmuyor. Ne yapıyor? Din ateşesinde, konsoloslukta ateşede bunlar oluyor. Fakat o cüzi meselelerden bahsedildiği zaman doğrudan doğruya daire-i külliyenin kanunuyla olduğu cihetiyle daire-i külliyeden alınıyor gibi ve o dairede medar-ı bahs olunmuş gibi bir mesele şekli verilir, tarzda ifade edilir. Mesela öyle daire-i külliyede oluyormuş. Niye? Oradaki din ateşesini anlaşılması için hala oradayım. Takıntım yok orada. Oraya ilahiyattan mezun bir hoca gönderiyor ve işte din. Türkiye'de gönderdiği için daire-i külliye cevap vermiş oluyor. Şey diyor ki ateşeye, işte din ateşesine, Türkiye Cumhuriyeti. Ben seni yetiştirdim, donattım. Tamam, tamam Hasan. Tamam işte devletim. Hadi git benim adıma orada konuş ve sorulara cevap ver.
Ben seni yetiştirdim artık. O zaman ben oraya gittiğim zaman veya bir jandarma köye gittiği zaman 500 kişi sürüyor. E nasıl yapıyor? Devlet adına hareket ediyor. Tek başına hareket etmiyor. Ha, o zaman o cüzi bir hadise jandarmanın devlet şöyle yaptı diye haberlerde geçer. Oysa iki tane asker yaptı bunu. Tamam. Bir de okuyayım bu misaldan sonra. Yoksa o cüzi meselelerden bahsedildiği zaman doğrudan doğruya daire-i külliyenin kanunuyla olduğu cihetiyle, yani devlet adına olduğu adına daire-i külliyeden alınıyor gibi alınıyor gibi alınıyor. Yoksa her cüz'i bir mesele daire-i külliyeden alınmıyor. Fakat o cüz'i meselelerden bahsedildiği zaman işte Allah Allah. Sevgiliniz Fatih. Bir kardeşi şey yapıyor. Cümlenin devamında alınıyor gibi diyor. Alınıyor gibi. O cümlenin başına var yoksa... Versene kitabı. Sizinle İncil mi okuyorsunuz ya? Orada mı? İkisi var abi. Alınmıyor. Yoksa başka bir yoksa mı var? Baksana şu alınıyor. Ben neredeyim sen neredesin? Çıktın yukarıya bak. Yani buradan gözün bir satır yukarıya çıkmış. Tevrat değil, İncil değil bu. Yani bir satır yukarıya çıktınız Mehmet ikiniz de. Tamam mı? Allah Allah. Yani bu mümkünatı var mı ya? Milyonlarca insanların gözünden okunmuş geçmiş. Ha. Alınıyor gibi... Ve o dairede medar-ı bahsolunmuş bir mesele şekli verilir tarzda ifade edilir. Yani niye peki insanların böyle küçük bir meseleleri sanki büyük dairede oluyor? Çünkü insan çok mühim. İnsanın küçük bir efali, fiili o alemlerin şeklini değiştiriyor. Senin aleminin şeklini. Bak elime bakın. Şu küçük bir açı. Bakın küçük bir açı. Sonsuza doğru gidince çok yükün ediyor. Çünkü insanın davranışları, fiilleri, niyetleri, halleri, efalleri, tasdik ve redleri o alemi direkt etkiliyor. Direkt etkiliyor. Diyeceksin ne alakası var? Çekirdek düşünün. Ufak bir iğne batırsan. Ufak bir iğne. Ne olacak canım? Koca çınar ağacı yok olmuş olmuyor mu? Ya bir iğnenin ucuyla koca çınar ağacı niye yok olsun canım, baltayla yok olmuyor da. Merkezdeki noktalar hassastır. İnsan kainatın böyle çekirdeğidir, hassastır. Ya bu günah niye oraları alt üst ediyor? Niye işte şöyle şöyle Allah hiddete getiriyor? Niye cehennem gayza geliyor? Bir iğnenin ucu çekirdeğe batınca çınar ağacı yok olur. O zaman senin cezan bir iğne batırmak değil, çınar ağacını yakmak gibi oluyor. Çünkü bunun karşılığı orada öyle gözüküyor. Hani nerede geçiyor biliyor musun? Nerede, nasıl bulacağız onu? 172 mi? Bak, Tahir abiye sormuşlar bu soruyu. Ustadımızın talebesine. Tahir abi, bir köşede adam içki içti, cevşen okudu. Alemler değişiyor. Ne alakası var diyor. Yani bir insan köşede içki içiyor. Kimse de bilmiyor. Veya cevşen okuyorsunuz bir dağda kenarda. Ondan sonra Tahir abi burayı okumuş. Rüştü abi yanında kalmış. Tahir abi 174 işaret icazda şöyle okumuş. Bir fasıkın fıski ile arzın mütesir olması akıldan uzaktır. 170. Yani bir günahkarın günahı ile kainat mütesir olacak. Bak diyor ki, madem ki arzda nizam var, muvazene de olmalıdır. Hatta nizam muvazeneye tabidir. Binaenaleyh bir makinenin dişleri arasına küçük bir şey düşerse makine mütesir olur. Belki faaliyeti de durur. Veya faraza iki dağ bir terazi ile tartılırken terazi muvazı olduğu vakit, mesela iki dağ, çok büyük dağ, öyle kantar düşünün. İkisi de dengeli ama çok hassas bir kantar. İkisi muvazi iken bir gözüne bir ceviz ilave edilse ama çok hassas. Buna ceviz koysak bu dağı indirir aşağı, bu dağı kaldırır havaya. Muvazene bozulur. Diyebilirim ya bu nasıl bir şey ya? Bir ceviz kardeşim dağı dibe indirdi, öteki dağı havaya kaldır. Ya bırak hikaye konuşma ya. Bir ceviz dağı nasıl kaldıracak? Bak görüyor musunuz?
Denge böyledir. Allah da böyle yapıyor. Yani bu kainatı bir muvazene var. Kainatı ilk yaparken zordur. Yaptıktan sonra aynı bu terazi gibidir. Çok hassastır. Bir yere hafif bir temas ediyor. Ol gibi daha yukarıya çıkıyor. Ol deyince daha yukarıya çıkar mı? Bak teraziyle çıkıyormuş bak. Bir cevizde çıkıyor. Veya koca bir dipnot deniliyor. Yani uçak gemisi. Çok dev bir gemi. 500 bin tonluk gemi. Bir ben basıyorum düğme. Çalışır değil mi? Çocuk bassın 5 yaşında. O da çalış. Ya gemi der mi ki ya? Bırak ya çocuğun basmasıyla çalışmam. Önemli olan o sistemi kurmak. Yoksa oraya kadın basmış, erkek basmış, zayıf ve güçlü. Kör ve ama fark etmez. Veya siyah. Kim asarsa bassın sistem çalışır. Önemli olan sistemi kurmak. İşte sistemin de ucu imamesi insan. İmamesi nedir? Şu. Şurası. Koptu mu hep dağılır. Yani kainat işte diyor ki dünyanın da manevi, bak dünyanın da manevi nizam makinesi böyledir. Mütemerrit bir fasıkın fıskı, inatçı, tövbe etmemiş. Mütemerrit diyor. Bu çok önemli. Mütemerrit bir fasıkın fıskı, inatçı günahkarın günahı arzın muvazene-i manevesinin bozulmasına vesile olabilir. Çünkü toplanıyor yekünler. Berat gecesi karar veriliyor. Yani dünyada bir seneden beri yükselen sevaplar, bir seneden beri yükselen günahlar ona göre hem ferde hem o millete hem dünyaya muamele ediliyor. Onun için ya Cevşen okuyorum da ne oluyor deme kardeşim. Ne, alem nasıl değişir? Adam mesela intihar ediyordu. Adam intihar ediyordu. Bak bunu daha çok okumuştum. Duhuran ve lahum azabun vasim illa men khatifate khatifate fatbehu şehabun sakib. İnan bunu 7'şer defa okudum vesaire. Ya misal için söylüyorum. Allah aşkına yanlışa yorumlamasınlar kimse. Orada vazifen camide imamsın yani gelmiş. Hafız demişti bunu. Burayı yani bu sayfayı. Bu sayfa açtım lemaları yanımda bir şey yok. Bunu 7'şer defa okudum. Yalan mı söylüyorum? Haşa. Ondan sonra of be. Of be. Niçin bunu söylüyorum? Bak niçin bu misali verdim? Dünyanın da insanın da manevi nizam makinesi böyledir. Mütemerrit bir faskın fıskı. Halis bir adamın duası. Veya samimi bir adamın duası. Veya menfaati takip etmeyen bir... Mesela ben. Menfaat, parayı takip etmeyen samimi, hakikaten samimi Müslümana merhamet edeyim yani burada. Samimi, menfaat yok, parası yok, şeysi yok. Tamamen Allah için bir Müslümanın muamelesi arzın muvazeneyi, o adamın muvazeneyi manevesini de bozar, değiştirir. Bunlar vaka bir şey. Uzatmıyorum, muzaker olduğu için umumi ders değil. Yani otursun alemimize diye atıflarla şey yapıyorum. Şimdi bu bir saat oldu mu? Oldu. Yapma ya. Hiçbir şey anlamadım ben. Gerçi ben konuşuyorum. Konuşmak şehvettendir. Ondan mı ben anlamıyorum? Ha, bugün o zaman dersimiz iyi. Bak şehvet cinsellik anlıyorlar. Onu da diyeyim kapatayım. Çok yemek, çok lezzetli yemekler, çok gezmek, çok konuşmak, ikide bir araba değiştirmek, cep telefonu değiştirmek. Yani hayatı yorumlamak kendisi şehvettir. Şehvetin üçünü vardır. İfratı, tefriti, vasatı. Allah ikisini haram etmiş. Mesela helaline de hiçbir şey yok. Tefrit. Haram helal demeyip rast gelen haramlara da giriyor. Şehvet ile cinsellik değil ne olur. Ortası ne? Allah'ın dediği kadar. Nedir o? İffettir. Her şeyde iffet. İffet. Evet. Yani nedir o? Hayatı Allah'ın dediği gibi bakabilmek. Yorumlamak. Tamam. Kanaat etmek. Şimdi o zaman yarın inşallah bu iki temsilden sonra bakacağız. Bugün belki de sorulardan fazla girmedim. Çünkü zihnim çok yoğun ve meşgul. Çalışıyorum. Havf ve korku.
Ya kurban edince aklıma şey geliyor. Kurban nesi yapalım? Kurban psikolojisi yapayım. Evet, kurban bir psikolojisini yapayım. Yani niye Allah kan akıtmayı söylemiş? İnsandaki ve kainattaki, akıldaki, kalpteki, ruhtaki ve eylem, içtimai hayattaki karşılıkları nedir? Yani şunu kastediyorum. Bir sebap yaptınız, iyilik yaptınız. Ruhtaki karşılığı pozitif enerjidir. Dindeki karşılığı sevaptır. Ahiretteki karşılığı cennettir. Allah'taki karşılığı muhabbet ilahiyedir. Hepsi farklı oldu. İşte kurban da böyle. El-Fatiha.